Herkese selam. Aratiyas'ın kitabı kanalından hasretfen Aratiyos Okuyor ismiyle de Instagram'dayım. Umarım her şey yolundadır, güzel gidiyordur. Ee, keyfiniz yerindedir. Benim eh işte diyelim. Ee, şimdi bugün e, kitap alışverişleri ve yayın evinden gelenleri göstereceğim sizlere. Çok çok uzun bir video olmasını istemediğim için kısa kısa geçeceğim. Ee, umarım istediğim gibi olur diyeyim. Videoyu da kesmek istemiyorum yani şöyle. Şöyle Theosus Perseus yayın evinin protokolü neyim? Ben oradan bir, birkaç tane kitap geldi. İlk önce onları göstermek istiyorum. Sonra ara ara satın aldığım şeyleri göster, gösteririm diyorum. Şimdi e, bu el pis yayınlarından gelen Pasinler Kaymakamı... Kay, kaymakamı? Telaffuza bak. Pasinler Kaymakamı Ufuk. Kaya Başaran'ın kitabı. Gelen bir kitap buydu. Bu Bunun içinde bir aşk hikayesi olduğunu düşünüyorum. Kısa da bir kitap. 158 sayfa. E, Okuyacaklarımla merak ediyorum kitabı. Birkaç tane şiir kitabı gelmiş. Onu göstereyim. Çakır Keyif Şiirler. Bu da Elpisi yayınlarından gelme. Çakır Keyif Şiirler Ahmet Yılmaz'ın kitabı. E, böyle kafa dinlemek için, aralara serpiştirmek için şiir kitapları okumayı seviyorum. E, bu da okuyacaklarımdan bana gelenlerden biri. Ve bir diğer şiir kitabı yine. Bu da bakayım şiir mi? Evet. Sevgili Özer Yılmaz'ın Yaz Dedi Ayşe Hanım isimli şiir kitabı geldi. Yine Elpis yayınlarından çıkan bir kitap. Bu kitabı da e, değerlendireceğim yani şiir okumak istediğim zamanlarda. Ve bir diğer kitap Ayşe Aynur Balcı Kurt. Elpis yayınlarından kimse masum değil. Bence de değil. Masum görünenler masum değil. Acıdığımız insanlar masum değil. Bilmiyorum. Bu aralar ee, hayatımda bunu sorguluyorum gerçekten. Kimse masum değil. Gelen bir diğer kitap Kapı adı çok güzelmiş ya. Çok beğendim. Ee, diyor ki bir de arka kapağında insan hayatında en fazla kaç kez daha kötü ne olabilir ki diyebilir. Son zamanlarda bize diyoruz sanırım bunları. Onur Ömer Düzgün kendisini Instagram'dan da takip ediyorum. Eee Perseus Yayınlarından çıkmış kitabı Mistik Konağın Koruyucuları. Bunu da böyle fantastik bir kitap sanırım. Evet, bunu da yakın zamanda okuyacağım. Mistik Konağın Koruyucuları. Şu da e, Mistik Konağın Koruyucuları'nın bir diğer e, şey kitabı. Yine aynı serinin. Bakayım, Karanlık Yükseliyor. Bu da. Evet, Mistik Konağın Koruyucuları. Kapakları da ne güzel ya. Kovalamaca Hakan Tansel gelen bir diğer kitap. Bu da Elpis yayınlarından çıkma. Ya kitapların kapaklarının güzelliği yani çok güzel değil mi sizce de? Ben çok beğendim. Hakan Tansel bu da incecik bir kitap. Bunu da değerlendireceğim. Ve yine bir e, şiir deneme, şiir kitabı aşk. Selda Kıran Bu da hepsi yayınlarından çıkma çıkmış. Ve Perseus'un evinden çıkmış e, Laodikya esintisi. Selim Betin'in Betin'in kitabı. Selim Betin. Kertenkele şehri. Ve bir diğer kitap Belgin Hancıoğlu'nun e, Sana Bir Dünya Vereceğim. Burada çocukluktan başlayan bir hikayeden bahsediliyor. Sanırım İstanbul'da geçiyor. Çizimler onu gösteriyor. Bunun kapağına da bayıldım. Çok güzel. Perseus yayınları çok iyi işler çıkartıyor. Son dönemde. Bence bir inceleyin. Belgin Hancıoğlu'nun kitabı. Sana bir dünya vereceğim. Sonsuzluk hükümdarlıkları. Bunun kapağı da çok güzelmiş. Şey. Bu da fantastik bir kitap. Ee, Naomi Miyamoto. Hayatın daha yeni başladığından emindi. Harika bir ailesi vardı. Liseden yeni mezun olmuştu ve en, önemli, en önemlisi yıllardır aşk olduğu çocukla da dahil olmak üzere tüm sınıfın onu beklediği bir partiye gidiyordu. Peki sorun ne miydi? Oraya varmadan önce öldürülmüştü. Fantastik ya bu şey. Polisiye sanırım ya da fantastik öğeler. Da barındırıyor galiba içinde. Tam emin değilim ama merak ettim şimdi. Akami Down Balman'ın yeni çıkan kitabı. Geçmişin Yükü Bir Diğer. Perseus yayınlarından çıkan bir kitap Soluksuz okuyacağınız nadir romanlardan biri Samimi, akıcı ve zekice Diyor Geçmişin yükü Ayşegül Kefeli Johnson Kitabı Bilme Cesareti Bu da James Kennedy'nin Bu sanırım şey ee, Roman mı bu Evet, gerilim romanıymış. Bilme cesareti. Ben bunu şey diye düşünmüştüm. Ee, ne onun adı? Kişisel gelişim falan diye düşünmüştüm ama romanmış. Times e, UK. Yılın en iyi bilim kurgu romanı. Bilim kurgu romanıymış. Ve Erdem Hayali'nin Ejder'in Mührü kitabı. Şöyle e, oldukça cüsseli bir kitap kendisi. Ejderi Mührü. Bana gelen e, elpis yayınlarından çıkmış bir diğer kitap. Şimdi bu kitaplar yayın evinden gelen kitaplar. Şimdi de size kendi aldığım kitapları nasıl aldığımı falan söyleyeceğim. İlk aldığım kitap e, Rachel Kask. Ra, herhalde öyle okunuyor. Övgü. E, bu yazarın birçok kitabı var. E, ben bununla başlamak istedim. Bir e, İngil İngiltere edebiyatı. İngiltere. İngiliz edebiyatı. E, kitabı yapı kredi yayınlarından çıkan yani e, amazon'dan aldım evet böyle kapağı falan da çok hoşuma gitti e, arka kapağı da e, arka kapak yazısı da çok iyiydi o yüzden e, hemen almak istedim fiyatı da fazla pahalanmadan biliyorsunuz e, böyle kitapların baskısı bitince e, ikinci baskısını inanılmaz pahalı fiyatlarla alıyoruz o yüzden e, övgü kitabını Almak istedim görünce. Ve Koala'dan kitapların Instagram'ında görmüştüm. Kaput. Curzio Malaparte. Malaparte gerçekten bu İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan bir roman. Ama gerçek yaşanmış bir hayat öyküsü. Hatta Malaparte bu romanı yazmış yani toplama kampındayken zulüm görürken yazmış bunları, bulduğu işte derme çatma kağıtlara vesaire, bunları kendi ceketinin iç astarına dikmiş yazdığı şeyleri ve sonra işte toplama kamplarından kurtulunca, savaş bitince vesaire, Malaparte bunları muhafaza ettiği yerden çıkartıp yayınlıyor. Şöyle bir Roman. Gerçek hayat hikayesi. Ee, sevgili Fazilet, yani Koala'dan kitaplar takip etmiyorsanız muhakkak takip etmenizi öneririm. Ee, bu İkinci Dünya Savaşı ile ilgili muazzam kitaplar okuyor. Yani her konuda okuyor da o anlamda da çok güzel tavsiyeleri var. Ee, kaput da onlardan biri. Bu yüzden hiç düşünmeden aldım. Çok çok merak ediyorum bu kitabı da. Almanca... Almanca'da tam olarak bu anlama geliyor. Yani kaputun anlamı kırılmış, paramparça mahvolmuş demekmiş Almanca'da. Tam da e, durum uygun bir başlık olmuş kaput. Malı Parti'nin kitabı. Evet. Bataklık çiçeği Selahattin Enis'in günümüz Türkçesiyle biliyorsunuz. Artık her videoda bunu söylemekten e, ben sıkılmadım ama belki siz sıkılmış olabilirsiniz. Eee... Selahattin Enis'in Çiçeği bu e, Türkiye İş Bankası'nın günümüz Türkçesiyle çevrilmiş e, Türk Edebiyat klasiklerini ben topluyorum sıra sıra alıyorum bu da 66. kitabıymış bunu da aldım ya yani kapaklar bu gerçekten çok muazzam. <laughs> Bazen aklım şeyde kalmıyordu. diyor. yayınları da e, bu klasikleri çevirim yani yayınlamaya başladı. Onlarda da aklım kalıyor. Onların kapağı da çok güzel ama ben birçoğunu zaten Türkiye İş Bankası'ndan toparladığım için ondan devam ediyorum. E, ayrıca okuduklarım da çok güzeldi. Yani çeviride vesaire de çeviri derken zaten Türk Edebiyatı ne çeviriz. Yani hani yazımda e, redaksiyonda falan da herhangi bir sorun yoktu. Ve e, İhsan Oktay Anar'ın son çıkan kitabı Tiamat'ı aldım. Bu karton kapağı. Ben karton kapağının e, kapak tasarımını daha çok beğendim. E, kiminmiş kapak tasarımı onu da söylemek istiyorum. Yazmıyor. Kapak tasarımı Kardelen Akçam. Evet yani çok güzel görünüyor. Ayrıca ciddisi de çok pahalıydı zaten. O yüzden Everest yayınlarından çıkmış İsa noktaları Anar'ın Tiamat kitabını aldım ve şöyle bir dünya şöyle bir durum var ki ben Puslu Kıtalar Atlas'ını okumuştum İsa Nokta Anar'ın ve bayılmıştım. Zaten tarihi kurguları içinde gerçekler barındıran tarihi kurguları çok seviyorum. O yüzden e, mutlaka yeni çıktı ve almak istedim. İsa noktayı Anar'ın Tiamat isimli kitabını. Ve bir önceki videoda da söylemiştim. Ben Asimov'un e, bu yedi kitaplık vakıf serisini e, tamamlamaya çalışıyorum. Geçen ay vakıf ilk kitabını almış okumuştum. Bu vakıf ve imparatorluk kitabı ikinci kitabı serinin. E, bunları tamamlayıp tamamladıktan sonra okumaya başlamayı istiyorum. Ama şöyle bir durum var. Burada yani beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Bu anlamda biraz kafam karışık. Vakıf serisi okuma sırası var şurada. Görüyor musunuz bilmiyorum. Evet. Ee, şimdi kronolojiye göre bir de yayınlanmış tarihe göre okuma sırası var. Siz hangisini yaptınız, okuduysanız? Yani kronolojik sıraya mı göre mi okudunuz yoksa yayınlanış tarihine göre mi okudunuz? Ee, ben hangisini yapmalıyım bilemedim. Ben yayınlanış tarihine göre, yayınlanış tarihine göre al alıyorum kitapları ama okuma konusunda kafam, kafam karışık. Kronolojiye göre mesela vakıf vakıf kurulurken ilk kitap ama yayını e, seri okuma sırasına göre vakıf ilk kitap. Yani ne yapmalıyım? Birazcık kafam karıştı. Asimov'un bu değerli e, bilim kurgunun babası <laughs> Asimov'un kitaplarını muhakkak okumak istiyorum ve tamamlamaya çalışıyorum. Aldığım bir diğer kitap 7 yayınlarından Çiftlik kitabı Gram ee, Graham Norton'ın kitabı çeviren Çağla Taşkın ya 7 yayınlarının kapak tasarımlarına bayılıyorum. Yani kapa şey kalitesi de çok iyi. Yani kağıt kalitesi de kapak çok sade ve güzel. Eee Anne sanırım bir, bir kitabını da almıştım ya 7 yayınlarından. Hatta bununla birlikte e bir kitap daha sipariş ettim ama o iptal edildi. Gelmedi. Ee, çiftlikte aldığım bir diğer kitaptı. Ya bayılıyorum. İrlanda Edebiyatı'ndan bir kitap. Biliyorsunuz farklı ülke edebiyatlarından da alıp okumayı sevdiğim için bunu da e, edinmiş bulundum. Yani hep alıyorum alıyorum da okuma konusunda hangisini okuyacağım konusunda bir kafa karışıklığı yaşıyorum. Bakalım ne yapacağım. Ve e, ee, çibaltular mı? Böyle mi okunuyor bilmiyorum. Sevgili İpek Dadakçı'da videosunda görmüştüm. Bu 3 seri olan e, bir kitap. Ben birincisini aldım. E, sanırım bu Building Roma, Roman. Evet. Egoist ve hoyrat bir babanın otoritesi altında parçalanma noktasına gelen bir aileden bahsediyor. Kendisi öve öve bitirememişti İpek Dadakçı. Yani ta e takip etmiyorsanız onu da tavsiye ediyorum takip etmenizi. E çok kaliteli, e çok iyi bir okur bence. Ben de kendisini zevkle takip ediyorum. Bu da onu takip ettiğim ve önerilerinden e yola çıkarak aldığım serinin ilk kitabı. Seriyi 3'e tamamlayacağım. 3 kitaplık bir seri dediğim gibi. Roger Martin du, de Gra ee, kitabı kitap, kapağı da güzel. Yapı kredi yayınlarının kitaplarını seviyorum. Çevirende Adnan Cemgil. Ve Aldığım bir diğer kitap yine e, biraz önce bahsetmiştim. Türkiye İş Bankası Türk Edebiyatı Klasikleri. Mehmet Rauf'un Define isimli kitabı. İlk polisiye romanıymış bu Türk Edebiyatı'nın. Yani Mehmet Rauf'un daha doğrusu Türk Edebiyatı'nın diye salladım. Mehmet Rauf'un ilk e, polisiye romanıymış. Bakacağız. Define. Ve 2009 Nobel Edebiyat Ödüllü e, yazarımız. Ödülü hatta bu kitaba gelmiş sanırım. Siren yayınlarından çıkan "Yürekteki Hayvan" kitabı Hermann Müller'in e, kendisi Alman bir yazar sanırım. Bakayım. Evet Alman Almanya edebiyatından bir kitap "Yürekteki Hayvan" ve 2009 Nobel Edebiyat Ödülü'nü de almış bir yazar e, ve kapan güzelliği ve birkaç arkadaşımın da met ettiğini de e, gözlemleyerek Hülya açılan evet. Bunu da onda görmüştüm sanırım Hülya Açılan'da. Ve birinde daha gördüm ama şimdi yanlış hatırlamış olmayayım ismini söylemeyeyim. Yürekteki Hayvan da edindiğim bir diğer kitap. Yani bu arada Siren yayınlarının kitapları da 7 yayınları kadar iyi ve son iki kitaba geldik. Bunları da bakayım İtaki yayınlarından aldım. İlk önce şunu göstereyim. Japon edebiyat klasiklerini de topluyorum. <laughs> Hatta bu ay yaban kazını okudum. E, bu da Aynalar Cehennemi ve Diğer Öyküler. Edogawa Rampo. Japoncadan çeviren, çeviren Alper Kağan bilir. E, bunların da kapakları da çok güzel. Yani e, bu seriyi de tamamlayacağım. Dün mü ne iteki yayınlarının e, Instagram sayfasında gördüm. Son iki tane daha yeni kitap çıkartıyorlar. Ah, gözlerim açıldı. Çok da keyif alarak okuyorum. Onu da söyleyeyim yani. Sadece toparlamış olmak için almıyorum bu kitapları. Çok da keyif alarak okuyorum. Bu da almış olduğum... Ya bu o zaman sondu. Yeni iki tane daha çıkıyor. Arkadaşlar ee, devamlı yeni kitaplar çıkıyor. Kitapların parası aldı başını gidiyor. E, Türkiye'deki her şey gibi. Artık ne yapacağız bilmiyorum yani. Ve bunu da yine bir İpek Dadakçı önerisi. Robert musin biliyorsunuz Nitelikli Adam diye bir ee, kitap. iki ciltlik bir kitabı var. Onun ağır olduğunu söylüyorlar. Ben de cesaret edemedim henüz almaya. O yüzden Çevren Selma Türküsü'nü Oyan İteki Dünya Klasikleri serisinden çıkmış. Genç Törles'in Burhanları. Bu kitabı da İpek Dadakcı önerisiyle almıştım. Okuyup çok sevdiğini söylemişti. Ben de o yüzden ee aldım. Yani böyle takip ettiğim birkaç hesap var ve Gerçekten e, çok faydalı olduğunu düşünüyorum onların, e, onların önerilerini de değerlendiriyorum ve kitap alırken iyi oluyor. Böyle benim e, yayın evinden gelenler ve aldığım kitaplar bu şekilde. Ben durur muyum durmam devam ederim herhalde almaya ama şu an henüz e, yeni aldığım kitap yok o yüzden aldığımı aldıklarımı biriktirip yayın evlerin evinden gelenlerle birlikte sizlerle paylaşmak istedim. Bugün Nisan'ın 16'sı. Sanırım iki hafta sonra Nisan ayında okuduğum kitaplar videosuyla gelebilirim. Umarım her şey yolundadır sizin için de. Okuduklarınızı, çok beğendiklerinizi, tavsiye etmek istediklerinizi ya da benim size gösterdiğim yeni aldığım kitaplarla ilgili yorumunuz varsa onları da e, yorumda paylaşırsanız çok sevinirim. Benim için çok değerli çünkü. Herkese keyifli okumalar diliyorum. Nedense bugün biraz modum düşük <laughs> idare edin beni. Herkese keyifli okumalar diliyorum. Mutlu bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.